Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Sevgili kardeşlerim, Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Aziz müminler, İmam-ı Nebevi Hazretleri'nin 40 hadisi şerifi dersinden 26. hadisine geldik. Rabbime şükürler olsun. Kardeşlerim, geçen hadis-i şerifte okuduğumuz gibi sadakadan bahsetmiştik. Aynı şekilde bu hadis-i şerifte inşallah sadakanın konusunu biraz daha açmaya çalışacağız. Hadisi okuyalım sonra hep birlikte bu hadisten sonra sadaka vermekte yarışalım. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kullu sulama minen nasi aleyhi sadakatun. Kulle yevmin tatli'u fihi şemsu. Her insanın güneşin doğduğu her gün her eklemine karşı vereceği bir sadaka borcu vardır. Ya'dilu beynel isneyni sadakatun iki kişi arasında adalet kurmak salakadır. Ve yu'aynu ar-racula fi dabbatihi feyahmiluhu 'alayha ev yarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadakatun. Bir insana bineğine binmek için yardım etmek ve hut onun eşyasını bineğine yüklemek için yardım etmek sadakadır. Vel kelimetu tayyibatu sadakatun her bir güzel kelime sadakadır. Ve kullu hatvetin temşiha ile salati sadakatun. Namaza giden, mescide giden her bir adım sadakadır. Ve yumitul eza anit tariqi sadakatun. Bir eziyeti yoldan kaldırmak sadakadır. Evet kardeşlerim, bu hadisten anladığımız bir Müslümanın her gün bir azasına karşı sadaka vermesi, şükretmesi gerekir. Güneşin her doğduğu gün Allah'ın verdiği azaya karşı bir sadaka vermesi gerekir. Bu yüzden bizler yolda bir kötülük gördüğümüzde, bir eziyet gördüğümüzde kaldırsak sadaka olur. Kardeşimize karşı kullandığımız güzel kelimeler her biri bir sadaka olur. Namaz için yürüdüğümüz, mescide doğru gittiğimiz her bir adım sadaka hükmündedir. Yardıma ihtiyacı olan bir kardeşimizle karşı karşıya geldiğimizde ona yardım etmek bir sadakadır kardeşlerim. Sadaka vermek tek mal vermekle olmaz. Bedenimizin, azalarımızın karşılığında Nefsimizle sadaka vermek önemlidir. Allahu Teala bizleri her gün her azasına karşı sadaka verenlerden eylesin.